Sevgili seyirciler, dünya hayatı çeşitli sürprizlerle doludur. Yollar inişli ve çıkışlı, arazi ise engebelidir. Her an pür dikkat olunmalı ki bir sürçmeye uğranılmasın. Özellikle takdir olarak bizleri aşan, hikmetini çözemediğimiz şeylerde dikkatimizi daha da arttırmak gerekir. Kainatın düzeni bizim istek ve bilgilerimize göre dönmüyor. O durumda söylenecek her söz doğrudan her işin yapanına yönelmektedir. İster eleştiri, ister hafife alma, hangi şekilde olursa olsun, uzatılan dilin, oynatılan kaşın gözün hesabı döner sahibini bulur. Artık çetin bir imtihan başlamış demektir. Yunus diliyle söylemek gerekirse, bir karıncaya bile ulu bir nazarla bakmak lazım. Sevgili seyirciler, bumerang gibi dönüp sahibine iş açan, düşündüren bir hikaye ekranlara geliyor. Gerçek hayattan ibretlik bir kesit. Bizlere Bursa'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir seyircimiz göndermiş. Hep birlikte seyrediyoruz. Daha bitiremedin mi? Sahan Hoca gelir şimdi. Çabuk ol biraz. Bitti bitti abla. Al bakayım şunu. Hadi. Neco gelene kadar bu güğüm de sütle dolacak. Ama abla pis busu olur mu hiç? Ama abla pis busu. Senin gibi el teziyet olsun diye mi geldi başıma? Ne diyorsam onu yap. Hadi. Abla varmaz benim elim. Mürvet abla. Dua et yüklüyüm. Yoksa kazanı geçirirdim başına. Hadi çabuk ol. Bak geldi işte sütçü. Abla abla abla. Abla abla. Abla abla. Abla abla. Abla. Gel bakayım Neco. Yine sabah sabah bozuk radyo gibi çalmaya başladın. Gelin getiriyor merak etme. Sağır Sultan. Ben getiririm Necmettin abi bırak. Ya Neco nasıl olsa duymuyorsun. O eşek gibi kulaklarını süs olsun diye mi tutuyorsun kafanda? Mürvet abla günah. Eğlenme adamla. Karışma sen be. Ha. Baba. Aba 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 aba. Ha? Baba. Aba aba aba. Aba 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 aba. Ha baba. Ha baba. Ha baba aba. Dur bakayım sen. Sen ne diye elin adamına koyuyorsun? Tövbe tövbe. Ne diyorsun abla sen? Baksana iki laf ettik diye eteklerin tutuştu hemen. İstediğim gibi dalga geçelim. Hem kulakları da duymuyor zaten. Ah ne vardı sen de şöyle dilsiz olsaydın da cevap veremeseydin. Hadi yürü içeri. Daha yemeği yapmadık. Belkıs ne yapıyor mutfakta? Yemekten sonra girdi çıkmadı bir daha. Ay otur otur. Aşure yapıyor. Ay bir aşerdim ki bugün. Abla. Abla bir baksana nasıl olmuş. Bu ne be? Aşure mi yapıyorsun bulamaç mı? Şeker koy bunun içine biraz. Koyduydum ama. Az koymuşsun demek ki. Götür şunu ya götür. Ayol bu dağ aşure yapmayı bilmiyor. Sen de bu beceriksizi gelin diye başımıza getirdin. Bilmiyorsa da öğrenir yenge. Dert edecek ne var bunda? Ah dinlemedin ki zamanında. Alacaktın benim kardeşimi. Bak gör hamaratlık nasıl oluyor. Bir dediğini iki etmezdi. Yengen doğru söylüyor. Bu kız anasız babasız büyümüş. Yol yordam öğrenmemiş. Baldız'la evlenmeyi kabul etseydin. Hiç olmazsa eve tanıdık bildik bir insan girmiş olurdu. Öf, başlamayın yine abi. Zaten lafı ağzımıza tıktığın için oldu bunlar. Suç bende. Bu pasaklığı eve sokmana izin vermeyecektim.
O benim karım artık abi. Bu şekil konuşma hakkında. Ben böyle münasip gördüm. Saygı duymanız lazım. Ay yesinler senin nasibini. Yabancı, bilmediğimiz bir insan. Belli mi olur? Belki yarın öbür gün bir huyu çıkar ortaya. Allah saklasın. Milletin ağzına düşeriz. Ne huyu yenge? Bir kötü halini görsem eş diye kabul eder miydim? Öyle öküzün trene baktığı gibi bakarak anlaşılmaz insanın huyu. Allah'ım nedir bu çilem? Belkıs, sen daha yeni mi yatıyorsun? Bütün işler sana kaldı değil mi? Ama dayan azıcık. Şurada yengemin doğurmasına bir şey kalmadı. Önceden farklı mıydı? Bana hiç dokunmuyor Mustafa. Hakareti, sövgüsü, dedikodusu derken canıma tak etti artık. Dayanamıyorum Mustafa. Biliyorum Belkıs'ım. Bazen benim de patlayasım geliyor. O şirret kadının laflarını duyunca sıkıyorum kendimi. Sıkıyorum ama abim var işte önümde. Ezip de geçemiyorum ki. Mustafa, çıksak buradan gitsek? İyi de nereye? Rahmetli babamdan kalan ev var ya, oraya gideriz. Doğru ama ne zamandır bakan eden yok. Ne durumdadır kim bilir? Yarın bir baksan Mustafa. Belki oturulacak gibidir. Tamam, bakarız. Eğer oturulacak gibiyse hemen çıkarız. Nerede bu ya? Ne arıyorsun sen orada? Dün gece ütülediğim elbiseyi. Şu divanın üstüne bırakmıştım. Her yere baktım bulamıyorum. Hı. Sen gördün mü abla? Gördüm. Muhtarlığa doğru gidiyordu demin. Nereden bileyim ben senin elbiseni be? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Şöyle geçelim. Hoş geldiniz. Bulduk. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? Belkıs, gelsene bir. Toplamışsın yine arsızları buraya. Misafir abla, iki komşu çağırmışız evimize. Ne olmuş? Ha, evimize. Kendi evimi zannettim burayı. Oh. Şuradan bir diş sarımsak ver bana. Tansiyonum fırladı yine. Dilinin maşallahı var ama gözün kör. Görmedin mi şu aşure lekelerini? Dün temizlediydim yatmadan. Dün gece aşure almaya geldim. O zaman döktüm mahsustan. Öyle ezbere iş yapmak yok. Her zaman kontrol edeceksin. Al da sil hadi. Aa. Bu benim elbisem. Ne olmuş buna böyle? Elbisen batsın değil mi? Ne var yaygarı koparacak şimdi? Yer bezi oldu işte. Yepyeni elbiseden yer bezi olur mu abla? Biliyordum bugün giyeceğimi. Onun için yaptın değil mi? Bana bak kız. Kime beğendirmeye çalışıyorsun sen kendini? Seni beğenen beğenmiş artık. Bir elbise için ağlayıp zırlıyorsun. Ne beğendirmesi abla?
Fark etmedim zannetme. Gözümün önünde Neco ile k***yorsun. Kör müyüm ben? Tövbeler olsun. Senin için kötülük irin dolmuş. Ne dediğini bilmiyorsun artık. Ben senin kafanın içini biliyorum, içini. Gözün dışarıda senin. Ne yaparsan yap. Ama defol git önce buradan. Allah'ım sen sabır ver bana. Çekil önümden. Fesatını bulaştıracağın kadar bulaştırdın zaten. Seni namussuz seni. Beğendin mi yaptığını? Temizle şuraları hadi. Göstereceğim ben sana sonra. Ne o gürültü Mürvet? Bizim gelin. Sakarlığı tuttu yine beceriksizin. Sağlık olsun canım. Ah komşu sormayın. Her gün bu halimle peşinden koşturuyorum. Döküp saçlıklarını topluyorum. İnsan olan hamile kadına yapar mı bu ezayı? Tansiyonum onun yüzünden fırlıyor. Ama aklı başka yerlerde tabii. Nasıl yani? Her sabah sütçü Neco'yla bakışmalar, gülüşmeler. Bir görseniz utanmadan gözümün önünde. Aa şu bizim Sağır sütçü mü? Tabii ya ne sandınız? Gözü dönmüş. Sağır'ı körü mü dinler? Allah'ı sayız. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi nalas yine mağaradık. Bekleriz. Hadi güle güle. Biz de bekleriz. Hadi nalas mağaradık. Hadi. Hadi. Gördün mü bak. Bakın. Sağır sütçü geliyor. Gördüm gördüm. Ha seninki geldi işte. Git sütleri getir hadi. Ben bulaşıkları halledeyim. Dur kız. Bu halimle ben mi taşıyacağım? Hadi git getir. Hadi. Ama ama ama. Gel gel. Haba haba. Ha haba haba. Haba. Haba haba 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 haba. Haydi var kulaklı Neco. Duymadığın gibi kafan da çalışmasa da biraz fazla versene. Mürvet abla yeter elin garibanıyla eğlendin. Ne var eğlenemez miyiz ne olmuş? Abla günaha giriyorsun. Allah razı gelmez böyle şeye bırak. Heh. Abla. Ha, ha. Abla ne olur bak hamilesin. Yarın öbür gün çocuğunun başına gelse iyi mi olur? Elin pis sarının tasası sana mı düştü? Eğlenmek de mi kabahat? Böyle eğlence olmaz abla Allah günah. Allah Allah. Geç içeri geç koparmayayım o etlerini. Geç hadi. Ama ama ama. Ama. Sen de bakma öyle mal mal yüzüme ver parayı. Hadi. Ver ver. Ama. Hadi. Ama ama. Ha baba. Ha baba. Ha baba. Ha baba. Baba hadi hadi. Ha baba. Ha baba. Belkıs gel al şunları hadi. Birer kilo elma portakal versene. Tabii. Buyurun seç. Sağır Neco ile işi pişirmiş bile. Gizli gizli buluşur olmuş diyor Mürvet Hanım. Bu Belkıs Mustafa'nın karısı değil miydi? Ayol gözümle görmeden inanmam. Vallahi diyorum. Mürvet Hanım dedi buduyu sever ama. Bilmem işte. Onun yalancısıyım ben de. Günah boynuna. Doğruysa onun değilse öbürünün. Aman Allah'ım. Belkıs böyle bir şey yapmaz. İmkansız bu. Ama ya doğruysa? Ama ama ama.
aşağılık dedikoducu kadın. Nerede kaldın Mustafa? Ne oldu? Baktın mı eve? Baktım be kız. Oturulacak gibi değil mi? Hemen taşınırız değil mi? Çok kötü durumda ev. Hayvan bağlasan durmaz Belkıs. Yani yine burada kaldık. Bunları konuşuruz sonra. Önce yengemle görmem gereken bir hesabım var. Tamam, tamam, sakin ol Mürüvvet. Mürüvvet tamam. Tamam, sakin ol. Mürüvvet, Mürüvvet tamam. Tamam, sakin ol. Mürüvvet, Mürüvvet. Koş, 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 ebeyi çağır, koş, koş. Koş, tamam, Mustafa, koş. Tamam, Mürüvvet. Mehmet koyacağım adını. Rahmetli dedemin adı. Onun gibi boylu poslu Yağız olur aslanım. Şşş. Niye öyle surat asıyorsun sen? Baba oldun diye mi bu tavrın? Baba olmakla bitmiyor abi. İş ki ailene söz geçirebilesin. Ne demek oluyor bu şimdi? Yengeme sözünü geçir diyorum önce, yengeme. Bunca zaman arada sen varsın diye sesimi çıkartmadım ama yetti artık. Bana bak. Sesini yükseltme bana. Ne yapmış ki yengen? Daha ne yapsın? Bütün gün burada eziyet ettiği yetmedi. Gidip sağda solda karım, namusum hakkında dedikodu yapıyor. Doğru konuş yengen hakkında. Almayayım ayağımın altına. Doğrusu eğrisi kalmadı bunun abi. Belkıs'ı tanımasam, bilmesem beni karımdan soğutacak. Sütçü Necel adını çıkarıp fitnecilik yapmak da ne oluyor ha? Hey gidinin sümüklü Mustafa'sı. Fitneci mi diyorsun sen bana? Dedikodu yapmışsın diyor Mürüvvet. Aa, üstüme iyilik sağlık. Baktı karısı elden gidiyor. Baktı el alemin ağzına sakız olacak. Çirkefi üstüme atıyor. Ağzını topla yenge, karışmam bak. Aa, hoş da oradan. Hem ateş olmayan yerden duman çıkar mıymış hiç? Kim bilir ne haltlar karıştırdı da çıktı foyası ortaya. Oh olsun sana. Zamanında söyledik o kadar ama gidip aldın elini. Ağzını topla. Bana bak sen, ne yaptığını sanıyorsun? Mustafa, kalk Mustafa. Kalk. Bitti artık abi. Bu evde kimse tutamaz artık beni. Sakin ol. Durdun kapat zaten. Senin de canına minnet işte. Ama o yılan dilini aldın bu kadar günah. Bu kadar ah yanına kalmaz bilesin yenge. Ya yeninden ya gününden çıkar. O zaman Mustafa dediydi diye ahlarsın çok. Sevsinler. Hadi be kız, eşyalarını topla. Tamam canım. Yılanın sarayından in bile olmaz. Defolun! Bir daha da ayak basmayın buraya. Kardeş müsveddisi. Ay başım döndü yine. Mürüvvet, iyi misin kız? Tansiyon yine fırladı herhalde bayram. Sinir ettiler beni iyice. Tamam, otur şöyle. Geçer tamam. Şimdi. Tamam, sen git çocuğa bak çocuğa. Tamam, ben bakarım.
Bir sene oldu, daha konuşmadı. Bir şey yapıyorsun, öyle bön bön bakıyor yüzümüze. Allah Allah, zeka problemi olmasın Nürvet abla? Vallahi inşallah değildir. Onca sene sonra bir çocuğumuz oldu. O da yarım olursa nasıl dayanırız? Yok yok, endişelenme. Önce bir gösterin de. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Çek şu koca göbeğini be. Bak Mehmet'im, bunlar da köyümüzün tavukları. Girdiler kümesten bozmaya ve yemlenip duruyorlar. Hoş kümes bir de horoz bol. Elinden kurtuldum, evinden kurtuldum. Hala dilinden kurtulamadım değil mi? Niye kurtulmak istediğini cümle alem biliyor. Sen ne malın gözüsün sen. Gir kümesine gir. Senin yerin o delik. Benim gibi saraylarda yaşamak nerede? Sen ıslah eyle ya Rabbim. Sen onun kem dilinden koru beni. Nerede kaldın kız? Geldim işte. Bir tansiyonuma baktırdım. Yine tepelerde vallahi. Hastanede baktırdın. Doktor öğleden sonra bekliyor. Geç kalacağız. Daha testleri yapılacak çocuğun. Hadi gidelim. Test sonuçları doktor bey. Sağ ol. Ne oldu doktor bey? Zekasında bir şey yok değil mi Mehmet'imin? Hayır hayır. Zeka ile ilgili bir şey değil. Ya ne? Doğuştan gelen bir problem. Muhtemelen hamilelikte yaşanan bir sorundan kaynaklanıyor. Çocuğunuz doğuştan sağır ve dilsiz. Ne? Ne? Olur mu öyle şey doktor? Hayır, doğru değil bu. Maalesef doğru. Yapabileceğimiz bir şey de yok. Üzgünüm. Mehmet'im. Hayır. Hayır, yok onun şeyi. Nürvet dur. Nürvet sakin ol. Nürvet. Sallama bayram. Tamam, bir şey yok. Tamam Nürvet. Nürvet sakin ol. Bir şey söyle. Sakin ol. Anne de bana Nürvet. Hadi. Nürvet sakin ol. Duyuyor musun yiğidim ha? Nürvet. Hadi anne, sorun çıkacak şey Nürvet. Bir şey tamam. Söyle hadi. Nürvet. Nürvet. Bir şey söyle hadi. Nürvet sakin ol. Nürvet ne oldu? Nürvet konuş. Bir şey söyle. Nürvet. Nürvet. Lütfen Nürvet konuşsana. Nürvet cevap ver. Neyim var? Sen hastanın başında dur. Tamam doktor bey. Ne oldu doktor bey? Tansiyonunun yükselmesini durduramadık. Beyin sinirleri çok kötü hasar görmüş. Maalesef felç geçirdi. Aman Allah'ım. Sol tarafına tamamen felç inmiş. İlaçlar ve fizyoterapiyle tedaviye çalışırız ama bundan sonra düzeleceğini sanmıyorum. Yürüyemeyecek dedi. Hareket edemeyecekmiş. Bebek için gittik hastaneye. Yarısını bıraktık işte kadını. Geldik. Ne karım yürüyecek. Ne oğlum duyacak bir daha. Ah!
Nürvet abla. Yeter elin garibanıyla eğlendi. Ne var, eğlenemez miyiz? Ne olmuş? Abla, günaha giriyorsun. Allah razı gelmez böyle şey. Bırak beni. Abla, abla ne olur bak hamilesin. Yani bir çocuğun başına gelse iyi mi olur? Elin pis sarının tasası sana mı düştü? Eğlenmek de mi kabahat? Böyle eğlence olmaz abla, günah. Allah Allah. Geç içeri, geç, koparmayayım o etlerine. Geç hadi. Bitti artık abi. Bu evde kimse tutamaz artık beni. Sakin ol. Durduğunuz kabahat zaten. Senin de canına minnet işte. Ama o yılan dilini aldın bu kadar günah. Bu kadar ah yanına kalmaz bilesin yenge. Ya yeninden ya gününden çıkar. O zaman Mustafa dediydi diye ahlarsın çok. Sevsinler. Sevgili seyirciler, atalarımız ne hoş özetlemişler, etme bulma dünyası. Bu anlamlı cümleyi devam ettirecek olursak, iyilik yap, güzel ol, iyilik bul, güzel kal. Hak katında da kul katında da makbul olan hiçbir iyilik karşılıksız kalmıyor. Aksi için de durum aynı, ama burada, ama ötelerde. Zaten insan için de güzel olan iyi olmaktır. İyi olmak, insana en uygun görünümdür.